Güzel canlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum, aşkın rüyazlarımı sunuyorum. Günümüz hayır olsun. Bugünkü muhabbetimizin konusu şu güzel canlar. Nefse Maren'in kötü alma arzusu talibin manevi edinimleri edinmesinden caydıracak gücü kullandığı zaman talip ne yapmalı? Şöyle ki, nefsi emmarenin en çok devreye girdiği yer bir kişinin kalp noktasının uyanıp güzel canlar ikrar noktasına gelmesiyle başlıyor. Bakın nefsemmare, emmare nefsi yaşayan adama dokunmaz. Nefsemmare emmare kendisiyle savaşa çıkacak adama karşı çok büyük bir savaş açar. Bu nokta itibariyle Aksal irşatlı olan her can şunu bilsin ki güzel canlar. Nefse emmarenin savaşı sizinle. Çünkü nefsine tabi olan, kendisine köleleştirmiş olanlarla bir davası yok. Çünkü nefse emmare şunu çok iyi biliyor. Eğer ki ben bu hükmü kaybedersen elimde hiçbir şey kalmaz. Şimdi biz niye yolcular çıktık? Nefs-i emmare'nin bütün hükmünü kırarak hükmü elimize alabilmek için. Talip öncelikle kendisi için önemli olan tarafa odaklanmalı yönünü oraya çevirmeli. Bu dersimiz neden gereklilik oldu? Çünkü her talip için önemli olan neyin olduğunu bilince çıkarması lazım. bir. Bizim için önemli olan Cenab-ı Hak ile hak olmak mı? Haksal güzelliklere ulaşmak mı? Edinimlerimizi tamamlayarak bir daha doğmamak ve doğum sancısı tatmamak üzere gelmemek mi? Geleceksek de irşat etme noktasıyla gelmek mi? O zaman madem ki arzumuz bu, isteğimiz bu, bizim öncelikle bizim için önemli olanı tespit etmemiz lazım. Nefsi emmarenin nitelik ve özellikleri mi benim için önemli yoksa gerçekten nefsi mutmayne dediğimiz noktada tatmin olmuş Cenabı ı Hakk'ın koşuluna gelme noktası mı önemli? Her talip kendi içinde bu koşulları analiz etmeli ve önceliği Cenab-ı Hak tarafına vermeli. Yani manevi edinimlere vermesi gerekiyor güzel canlar. Talip maneviyatı talep edense onun için maneviyat birinci nokta olmalı. Hatırlarsanız ne demiştik? Talip aslını, hakikatini, gerçeğini talip, talep eden. O zaman aslımı talep ediyorsam benim için öncelik neyse o olmalı. Peki şu anlama mı geliyor? Ben aslımı istiyorum, hakikatimi istiyorum. Ama aynı zamanda temel ihtiyaçlar var. Ben bunları karşılamayacak mıyım? Güzel canlar, insan oğlu temel ihtiyaçlarını nefsi emmarenin arzusu altında işlemediği sürece karşılama noktasında hiç sıkıntı yok, sınır da yok. Bakın nefsi emmarenin kötü alma arzusu içinde karşılamamak sürece bütün temel ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz. Haram nerede? Nefsi emmarede. Kötü nerede? Nefsi emmarede. Ben onun alma arzusunu kullanmıyorsam o zaman ben Cenabı ı Hakk'ın ihsan etme arzusunu kullanıyorum demek. Ne demek ihsan etmek? Aldım haktan. Hak gibi verme yani Rahman esmasını kullanma noktasına geldim. Ne semmare her zaman talibi yoldan çıkarmak kendisini kendisine köle bırakma noktasında her türlü oynar, süsler, püsler, şek, şüphe, yuman her şeyle gelecek güzel canlar. O zaman talibin uyanık olması lazım gönül çerağı uyanmış herkes uyanıktır. Gönül çerağı uyanık olan herkesin gönlü aydınlık olduğu için karanlıktan herhangi bir şeyin oraya sızmasının mümkünatı yok. En ufak bir şeyde alarım verir güzel canlar. Nefs kötü alma arzusu ikrar ile yola girip maneviyatta yol almak isteyen talibin aklını çeşitli hazlarla, çeşitli duygu ve düşüncelerle doldurur. Şimdi bu noktada haksal yırşada giren canlar günde nefs emmarenin kötü alma arzusu beni ne kadar ziyaret ediyor. Bazen şu gelecek. Benim ne işim var burada? Ne yapacağım? Nereye kadar gideceğim ki? Veya da Nefse semare diyecek baktı içeride ne, ne kadar güzel arzular var, istekler var. O ne yapacaksın maneviyatı? Zaten bir daha gelmeyeceksin. Başka yaklaşımı var. Cennet yok, cehennemde yok, sorguda yok, suvalde yok, Allah da yok. Her türlü şekilde gelecek. Ateizm ne demek biliyor musunuz? Nefs semarenin doruk noktaya çıktığı yer demek. Yine diğer anlayışlarda agnostizmde deist anlayışta güzel canlar doruk noktada işliyor. Neden? İnkar etme noktasında şeytanın en zirve noktası inkar. İnkar ettiğin zaman hiçbir manevi edinimin önemi kalmaz. Bu nokta itibariyle taliplerin çok uyanık olması gerekiyor. Ve bu noktada talip pirine, manevi edinimlere ve de haksal sosyal çevre ile kendisini güçlendirmesi lazım. Dikkat edin. Talip ile kendisini güçlendiriyor. Manevi edinimlerle güçlendiriyor. Boş kaldığınız zamanlarda manevi filmler, manevi videolar seyredebilirsiniz güzel canlar. Aynı zamanda haksal sosyal çevreyi yaratmanız lazım. Yani sizinle birlikte konuşabileceğiniz, sizi dibe çekmeyen, sürekli manevi edinimler noktasında haksal yola doğru sevk eden örneğin hata yaptım hata noktasında haksal sosyal çevredeki yol arkadaşım, yol kardeşim, yoldaşım şunu diyebilmeli. Bak biz ikrarlıyız. Biz haksal edinimler noktasında yola çıktık. Bu doğru değil. Müsahipliğin en büyük özelliklerinden biri bu güzel canlar. Müsahibin müsahipten saklısı ve gizlisi olmayacak. Yolda da talibin pirinden saklısı ve gizlisi olmayacak. Ne demek? Müsahibin müsahibinden saklısı gizlisi olmayacak. Yapacağım her şeyde danışıyorum. Yanlış bir şey yaptığım zaman müsahibim bana diyor ki müsahip biz ikrar verdik, yola girdik, hakka doğru yolculuğa çıktık. Bak bu düşüncen ve bunu eyleme geçirirsen bu seni sıkıntıya sokar. Sen sıkıntıya girersen ben de sıkıntıya girerim. Neden? E müsait canı cana katan, birinin canı sıkıldığı zaman diğerinin sıkılmıyorsa nasıl müsaitlik olacak? Müsaitlik manevi bağ ile bağlanmak demek. Bu nokta itibariyle dikkat edin sosyo oto kontrol denilen bir olay geliştiriyor sahiplik Birbirini kontrol ediyor. Yanlışa, noksana, hataya, nefs kötü alma arzusuna gitme noktasında harikulade bir şey. İkrar veren talipler de aynısı. Piriyle her şeyi konuşup görüştükleri zaman sıkıntı kalmayacak. Neden? eylemlerin yönünü nereye çevireceği noktasında kesinlikle destek alacak. Bu onun amacından sapmaması, ikiliye düşmemesi noktasında son derece önemli bir nokta güzel canlar. Nefs emmare yani iblisimiz, yani şeytanımız, yani kötü duygu ve düşüncelerimiz her zaman talibi yoldan çıkarmak için çalışacak. İkrar verdim. Nefs emmare benimle uğraşmayacak sakın demeyin. Sizinle savaşı. Çünkü siz ona savaş açtınız. Sizin ona karşı bir mücadeleniz var. Siz diyorsunuz ki bu bedenin hakimi ben olacağım. Neyle? Hakkın nitelik ve özellikleriyle. O ne diyor? Hayır diyor. Ben arzularımı tatmin edeceğim bu bedenle. Bu beden benim hükmümde olduğu sürece sen hiçbir şey yapamazsın. Ama talibin ümitsizliğe asla düşmemesi, kararlı ve azimli olması iblisin yek ile yeksan olması demek. Bakın güzel canlar, nefsi emmare, iblis ve şeytanın tek korktuğu kişi var. Bir insani kamiller, İkincisi de insani kamillere ikrar veren talipler. İnsani kamili yoldan çıkarmayacağını bilir. Ama ikrar veren talipten de müthiş korkar. Neden? Kaleyi kaybetme korkusu başlamıştır. Yani kalp noktası uyanan her can iblise diyor ki seni orada bırakmayacağım. Sen zararsın, ziyansın, zulümsün, her türlü kötülüğün başısın. Ben seni kullanmak istemiyorum. Senin benim bedenime hakim olmanı da istemiyorum. O zaman seninle kavgam var, mücadelem var. Dünyanın en büyük harbi. Dünyada hiçbir komutanın, zayri alemde hiçbir komutanın kazanamayacağı savaş bu. Ama manevi savaşı veren bütün komutanlar en büyük komutandır. Adem ile Muhammed Mustafa arasında var olan bütün nebiler en büyük savaşı kazanmış, en büyük fatih olanlardır. Bakın ülkeleri fethedenler zulmeder mi? İnsan ölür mü? Çocuklar ölür mü? Kadınlar ölür mü? Yetimler olur mu? Dünyaları fethetmek zulümatla olur. Ama nefsi emmarenin kötü alma arzusunu yenme noktasındaki fetih bakın tek bir şey var. Kendimizdeki kötü duygu düşünceleri öldürüyoruz. Niçin? Kimseye zarar vermemek için. Kimseye zulüm için. Nefs emmaresini yenenlerin savaşı nedir biliyor musunuz dışarıda? Mazlumlara zulmedenlere karşı savunma koşuluyla sadece onları savunmaktır. Bu noktada güzel canlar nefsi emmaremizin nasıl çalıştığını Kur'an'da ayetlerle bir bakalım. Hicr suresinin 39. ayeti. Onlar için mutlaka süslemeler yapacağım diyor. Farkında mısınız? Nefse emmari açık açık dile getiriyor. Onlar için süslemeler yapacağım. Hepimiz süsü püsü çok seviyoruz. Yalnız nefsi emmarenin süsü püsünü. Manevi süs ve püsler çok güzel. Kur'an'da yine Araf suresinde güzel canlar. İnsanlar süslü ve güzel şeyleri yaratan Rabbinizdir. Ama bunun anlamı ne biliyor musunuz? Manevi süslerden bahsediyor. Nefs emmarenin süslerinden bahsetmiyor. Ve onların hepsini kesinlikle azdıracağım diyor. Yine Hicr suresi güzel canlar 40.